O küçük yılan mı bir şey söyledi acaba Emre'ye? Söyleseydi Emre çoktan hayatımı kabusa çevirirdi. İma bile etse kıyameti koparırdı. Beni suçlayacakları hiçbir delil yok. Emre mezarı açtırsa bile bir şey bulamazlar. Benim tek sıkıntım Melek. Keşke o küçük yılan da annesiyle birlikte ölseydi. Hem böylelikle anne hasreti de çekmemiş olurdu yavrucak. Berkay nerede? Sabah erken çıktı. İşi varmış. İlktaş'tan gaza bakmaya geleceklermiş. İpek ablan ilgilensin dedi. Tamam. Burası ne kadar rahat değil mi İpek abla? Böyle pasta kokuları falan. Aynı ev gibi kokuyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Melek'ciğim. Dün konuşmamız yarım kalmıştı. Gerçi bu konu üstünde o kadar çok konuştuk ki. Sen benim ne diyeceğimi gayet iyi biliyorsun. Sırrımızı kimseye anlatmayacaksın Melek. Yoksa Hicran ablanı da annenin yanına gönderirim. Ama sen böyle bir şey olursa çok üzülürsün değil mi Melek? Uslu bir kız olursan mutlu mutlu yaşamaya devam edersin. Günaydın. Günaydın Burak'cığım. Hoş geldin. Melek'ciğim derse hazır öğretmenim. Hadi ben sizi daha fazla oyalamayayım. İyi dersler. İyi dersler tatlım. Günaydın Melek. Bugün çok güzel bir... İyi misin? Günaydın. Günaydın. Seninle sırdaşız. Değil mi? Seni üzen bir şey olduğunda bana anlatabilirsin. Ben de bu dertten seni kurtarabilmek için elimden ne geliyorsa yaparım. Bir sürü sorun çözme yöntemim var. İçinden biri eminim işine yarar. Hadi şimdi söyle bakalım. Bu gülen gözler
Niçin bu kadar üzgün bakıyor? Ha? Söyle bakayım. Ben üzgün değilim. Günaydın. Günaydın Yeliz Hanım. Burak da şimdi geldi. İkiniz de ne kadar dakiksiniz. Birbirinizle ne çok ortak noktanız var. Günaydın civcivim. Günaydın. İlk dersimize sen de katılacaksın. Çok eğlenceli bir toplama çıkartma oyunu oynayacağız. Yaşasın. Sen benim yanıma otur. Tamam Meleğim. Çok yaşa. Sen de bir tanem. Hep beraber birlikte yaşayalım. Şimdi oynayacağımız toplama çıkartma oyunu için bize bir sürü oyuncak lazım. Hadi oyuncaklarını masaya getir. Ya bir derdi var ama anlamadım. İlk gördüğümde bir şeyden korkmuş gibiydi. Ya belki kötü bir rüya gördü onun etkisinde. Seninle biraz vakit geçirsin, rahatlasın. Keşke her çocuğun sizin gibi anlayışlı bir öğretmeni olsun. Keşke hiçbir çocuğun derdi olmasa da böyle bir anlayışa gerek kalmasa. Ah geldi oyuncaklar. Hah. Oyuncaklar gelmiş. Hepsi düşüyor.